Efendim Bütçe'den merhabalar. Kanal İstanbul Çalıştay'ındaki konuşmaları canlı yayın ekranlara getirdik. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre ve İmar Müdürü'nün konuşması. Hem arkasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili konuşmalarını ekranlara getirdik. Gün boyunca Kanal İstanbul Çalıştay'ında çeşitli oturumlarla hem çevre mühendisleri hem çeşitli bilim insanları çeşitli konuşmalar yapacak. Çalıştay süresince hem bu konuda belgeler sunulacak hem de bir sonuç bildirgesi hazırlanması bekleniyor. Tüm bunlara ilişkin detayları gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz. Biz de buna paralel olarak bütçe programında saat 13'e dek karşınızda olacağız ve Profesör Doktor Ahmet Ercan'la birlikte Kanal İstanbul gerçeklerini konuşacağız. Hem jeolojik faktörler hem çevreye olası etkilerini değerlendireceğiz. Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Ahmet Ercan şu anda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanal İstanbul'la ilgili yayından önce de siz de dinlediniz. Hem Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını hem de iki siyasi lider Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını. İlk olarak buradan başlamak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk günden bu yana Kanal İstanbul'la ilgili öğrendikçe o seviyeyi bir tık yükselterek daha güçlü itirazlar sunmaya devam ediyor. Anlaşılan sürekli bu konuda araştırmalar yapılıyor ve sürekli bunları okuyor, değerlendiriyor. Donanımlı bir itiraz geliyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan. Siz buna katılıyor musunuz? Bu itirazın temel sebepleri anlamında doğru yönde ilerlediğini düşünüyor musunuz? Ben katılmamak mümkün değil. Çünkü baştan beri Sayın İmamoğlu bilimin ışığında yürüyen bir insan. Ve aynı zamanda Kanal İstanbul ya da Türkçesiyle söyleyelim İstanbul Su Yolu. Türkçesi, yani Türkçe'de Kanal İstanbul denmez. İstanbul Kanalı denir en çok. Yani oradan bozukluk başlıyor. İstanbul Su Yolu, yani yapay olarak açılacak İstanbul Su Yolu'nun yapılması konusunda veya yapılmaması konusunda televizyonlarda ve bilimsel dergilerde, gazetelerde bugüne kadar çeşitli bilimciler açıklamalarını yaptılar. Bu açıklamalarını yapan bilimciler, yer bilimciler, efendim çevre bilimciler, efendim inşaat mühendisleri, mimarlar, efendim bunun yanı sıra gemiciler, kaptanlar, su bilimleriyle uğraşan insanlar, ormancılar, hepsi konuştular bu konuda. Gerçekten hiçbirinin söyleminde işte İstanbul Su Yolu yapılsın olayı yok. Herkesin söylediği olay baştan sona safsata bir programdır diye geçiyor. Yani bu safsata lafı kullanılmıyor ama yani akıl dışı bir olaydır diye geçiyor. Zaten projenin adı da çılgın proje diye geçiyor. Yani çılgın ne demek? Akıl dışı demek aslında. Akıl dışı bir proje demek. Yani bu, tabii bu daha önce de düşünülmüş bir olay. Yani bu bir gereksinme midir, değil midir olayı var. Siz geçmişte buna dair proje denemeleri ya da proje taslakları hatırlıyor musunuz? 2011'i kastetmiyorum, daha eski. Mesela Ecevit döneminde var. 1994 yılında Ecevit böyle bir şey düşünmüş. Neden böyle düşündü bilmiyorum. Ama daha öncesinde ise, yani Montreux Anlaşması'nın kendine getirmiş olduğu kısıtlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin 1945 2. Dünya Savaşı bittikten sonra ve Türkiye'nin Batı bloğunun içine girmesinden sonra kendine göre çözümleri var. Çünkü bizim boğazlar üzerinde mutlak bir egemenliğimiz vardır. Yani insanların bilmediği olaylardan bir tanesi bu. Yani Türkiye boğazları ki Türk boğazları diye geçer. Bu Türk boğazları iki tane boğazdır. Bir tanesi Çanakkale boğazıdır, bir tanesi de İstanbul boğazıdır. Şimdi bu Türk boğazlarının üzerinde egemenliği Atatürk almıştır. Bunun da tarihi 1936'dır. O zaman için Dışişleri Bakanımız Tevfik Rüştü Aras'tı. İşte Montreux'de yapılan görüşmeler sonucunda Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler dahil ve hatta Yunanistan da dahil olmak üzere Montreux Anlaşması imzalanmıştır. Montreux Anlaşması dediğim gibi kesin bir egemenlik verir. Sonra Montreux Anlaşması'nda geçişlerde Türkiye'nin denetimine vermiştir. Ha şu kısıt vardır demiştir ki tonajı ne olursa olsun
ticari gemilerin boğazdan geçmesi, boğazlardan geçmesine kısıt konulamaz. Ama savaş gemileri için böyle değildir. Savaş gemileri için ise şöyledir Montreux, şöyle söyler. Der ki Karadeniz'in kıyısında ülkesi olan ülkeler barış zamanında savaş gemilerini geçirebilir. Ancak eğer bu ülkelerden bir tanesi Türkiye ile savaş konumuna girerse Türkiye boğazları kapatma yetkisine bir etkisi vardır diye geçer. Yani bu yetkiye sahiptir. Türkiye bu yetkiye sahip yani. Yani ne büyük büyük bir avantaj değil mi? Yani egemenliği doğrudan doğruya bize veriyor. Ve diyor ki aynı zamanda eğer Karadeniz'de kıyısı olmayan herhangi bir ülke, sözün gelişi Yunanistan ya da Amerika Birleşik Devletleri ya da Fransa ya da İngiltere ya da İspanya, eğer boğazlardan geçmek isterse, savaş gemilerini buradan geçirmek isterse, Türkiye'nin izni almak zorundadır. Şimdi Türkiye'nin iznini tam zamanı hatırlayamayacağım. Ya iki ay ya da iki hafta önce Türkiye'nin onayını almak zorunda. Ve onayını alırken de hangi tonajda gemileri geçireceğini ve ne kadar süre kalacağını belirtmesi gerekiyor. Bunu beyan etmesi lazım. Evet, belirtmesi gerekiyor. Burada bir kısıt daha var. Diyor ki uçak gemileri kesinlikle geçemez. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Çin'in veya ne bileyim ben Hindistan'ın uçak gemileri boğazlardan hiçbir koşulda geçemez. Şimdi bu da güzel bir olay. Yani Türkiye'nin eline bir koz veriyor. Ve diyor ki eğer tonajı 15 bin tondan daha düşükse savaş gemilerinin, kıyısı olmayan ülkeler için söylüyorum. Karadeniz'e kıyısı olmayan. Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkeler için söylüyorum. Diyor ki bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nden izin almak zorunda. Eğer izin alırsa Çanakkale'den girdiğinden beri duraksız olarak ve uğramasız olarak en geç 5 gün içinde Karadeniz'e ulaşmak zorundadır. Yani diyelim ki Amerika 5000 tondan az savaş gemilerini getirdi Çanakkale'ye ve izni de aldı. Geçiyor. Ama Marmara'nın içinde ben bir İzmit'e uğrayayım ya da bir İstanbul'da nefes alalım diyemiyor. Yani uğramasız geçmesi gerekiyor. Doğrudan doğruya Marmara'ya geçip hiç durmadan boğazı kat edip hiçbir yere Tekirdağ'da falan demir atıp orada biraz eğlenmek falan olayı olmadan boğazı kat edip Karadeniz'e çıkması gerekiyor 5 gün. Ve diyor ki Karadeniz'e girdikten sonra 21 gün içinde çıkmak zorunda Karadeniz'den. Şimdi Karadeniz'de demek ki oyalanma süresi ne kadar? 21 gün. Orada da herhangi bir üste veya Türkiye'nin ne bileyim Şile'sinde demir atamaz. Yani böyle bir yetkisi yok. Ya da Kilyos'ta demir atamaz. Yani Türkiye'yi bir üst gibi kullanamaz. Oyalanamaz orada. Ve buradan 5 gün içinde tekrar geri dönmek zorunda. Şimdi 21 günün ardından 5 gün yine çıkış süresi veriliyor. Çıkış süresi veriyor. Yani çıkış süresi girdiğinden itibaren iki boğazdan çıkış süresi 5 gün. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bundan hoşlanmıyor. Çünkü Karadeniz'in bir kendi petrol rezervleri vardır. Şimdi bizim yanar buz diye andığımız henüz enerjiye tam anlamıyla dönüştürülmeyen kaynaklarımız vardır şeyde. Ve aynı zamanda şunu söylemek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Karadeniz'de en uzun kıyısı olan ve en fazla egemenlik alanı olan ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Çünkü kıyımız bizim çok fazla. Nereden başlıyorsun? İğneada'dan başlıyorsun. Ta Opa'ya kadar gidiyor. Yani Rusya'nın kıyısından daha uzundur. Evet. Ve Türkiye elinde büyük Montreux ile kazanmış olduğu, yani Atatürk'ün ve Tevfik Rüştü Aras'ın kazandırmış olduğu çok üstün bir gücü vardır Türkiye'nin Montreux ile. Dolayısıyla Türkiye Montreux'de kazanmış olduğu bu üstünlükleri asla geri vermek istemez. Şimdi peki Karadeniz'de kıyısı olan ülkeler
Putin'in davranışı nasıldır? Bir, Rusya. Daha düne kadar, hatta bugün dahi Amerika'nın tek karşısında olan güç. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Karadeniz'e girip de Sivastopol'u ya da Moskova'ya oradan bombalamasını arzu etmez. Bunun yanı sıra bizim Azerbaycan'da olan Kafkas petrollerimiz vardır. Bu Kafkas petrolleri nedeniyle İkinci Dünya Savaşı çıkmıştır. Yani Hitler bütün ordularını almış, Kafkas petrollerine egemen olmak için saldırmıştır. Rusya'ya saldırmıştır yani. Ana nedeni enerji kaynaklarına ulaşmaktır. Şimdi bugün için, yani Hitler bunu 1939'da yaptı ve 45'te savaşı kaybetti. Bugün için Amerika Birleşik Devletleri Hitler'in yerini almıştır. Demiştir ki ben dünya üzerindeki petrol kaynaklarının tamamını denetleyeceğim. Bunun için bir projesi vardır. Bu nedir? Büyük Orta Doğu Projesi. Ne yazık ki Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olarak da bizim başkanı seçmiştir. İşin ilginç tarafı bu. Ve demiştir ki 22 tane ülkenin Orta Doğu'da ve Kuzey Afrika'da sınırları değişecek. Ve aynı zamanda bunlar bölünecek. Bu bölünecek ülkelerden bir tanesi de Türkiye'dir. Türkiye neye göre bölünecek? Yani Büyük Ermenistan, Büyük Kürdistan'a göre mi bölünecek? Yani tasarısı nedir? Bunu tabii zaman içinde işlerim diyor. Ve işliyor da zaten yani. Bu işleyiş hemen başlayıp hemen bitmiyor yani. Şimdi Büyük Orta Doğu Projesi'nde ana kaynağı, ana amacı nedir? Orta Doğu petrollerini ve Kuzey Afrika petrollerini egemenliği altına almak. Bunu aldı mı? Aldı. Mesela söz gelimi şu anda Libya'da Türkiye neden Amerika ile işbirliği yapmadı ki? Ve tuttu da Rusya ile işbirliği yapıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bir ülkede sorun yarattıktan sonra İngiliz politikasıdır bu. Yani tamamen mezhep açısından, efendim dinler açısından, diller açısından, soylar açısından ülkeyi parçalayıp daha sonra birbirleriyle çatıştırmak. Bu çatışmanın hiçbir zaman durmasını istemez. Bu çatışmayı çok kan gölüne döndüğü zaman ortalık, bu çok kan kaybeden ve para kaybeden ülkeler der ki ya birisi çıksın da benim bir hakem olsun, bu çatışma dursun. İşte o zaman Amerika devreye girer. Der ki bu çatışma durması için ben askerlerimi sokuyorum. İşte Irak'ta böyle oldu. Şimdi demokrasi getiriyoruz diye Irak'ta 1-1,5 milyon insanı öldürdüler. Değil mi? Ondan sonra Suriye'de böyle oldu. Libya'da olay devam ediyor aynı şekilde. Mısır'da tamamen hülle ile kendilerini yakın bir yönetimi ele geçirdiler. Ana olay enerji kaynaklarını denetlemek. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın NATO'yu bahane ederek Bulgaristan'ı NATO'ya aldı. Türkiye buna onay verdi. Romanya'yı NATO'ya aldı. Türkiye bunlara onay verdi. Ve aynı zamanda burada üsler de kurdu. Yani Karadeniz'e yerleşmeye başladı. Gürcistan da dans ediyor. Onu da NATO'ya almak üzereler. Evet. Yani mesela Gürcistan'ı düşünün, Türkiye neresi, Gürcistan neresi? Avrupa Birliği ile ortak dans ettikleri için Gürcistan'ı mesela vizesiz olarak Gürcüler Avrupa Birliği ziyaret edebiliyor. Ama Türkiye edemiyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin kurucularından bir tanesi. Olmasına rağmen Türkiye'ye vize var ve ortak olarak alınmıyor ama Gürcistan düşünülüyor. Çok ilginç değil mi? Evet. Çünkü Gürcistan'da da petrol yatakları var. Yani o bizim Kura Vadisi dediğimiz vadinin, yani Hazar Denizi'nden başlayıp da Azerbaycan topraklarından ve Gürcistan üzerinden Soçi'nin kuzeyinden ve bizim Giresun ve Sinop'un kuzeyinden büyük petrol yatakları olduğunu düşünüyoruz. Kaldı ki Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı olarak bu bölgede amansızca çalışmalar da yapılıyor Türkiye'de. İşte Karadeniz'in derinliğinin çok fazla olması nedeniyle ve Türkiye'de de delme uygulamalarının gelişmemiş olması nedeniyle, ki mesela Romanya'da da çok gelişmiştir, Türkiye bir türlü Karadeniz'de
verimli kullanamıyor. Amacına erişmek üzere petrol yataklarını bulamıyor. İşte bu konuda Brezilya şirketleriyle işbirliği yapıyor, ortaklaşa yapılıyor, BP'de yapılıyor falan. Ama Türkiye bunu başaramadı. Başarması için de kendi delme teknolojilerini geliştirmesi ve başka ülkelerden bağımsız olarak araştırmalarını sürdürmesi gerekiyor. Kaldı ki bu konuda yapılan şeyler de var. Yani daha önceki Enerji Bakanlığı zamanında çok sayıda delme makinesi alınmıştır Türkiye. Kaldı ki bunlar Türkiye'de yapılabilir aslında. Türk sanayisiyle yapılabilir. Alt tarafı bir, yani Konya'da dahi bir delme makinesi yapılıyor. Yani Konya sanayinde dahi. Dolayısıyla biz başka ülkelerden alarak o ülkenin sanayisini geliştirmiş oluyoruz. İstanbul'da Gebze'ye götür, sana pırıl pırıl aynısını yapsınlar. Dolayısıyla bu dışa bağımlılık delme makinelerinin dahi olmuş olması ayıp bir şey. Ama Türkiye bunun dışında 3 tane gemiye sahip oldu. Bunlar araştırma gemileri ve delme gemileri. İşte Kıbrıs'ta bir de tabii Doğu Akdeniz petrol yatakları devreye girdi. Dolayısıyla Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne girmesinin onayını veren kim? Maalesef Türkiye. Bu arada Karadeniz'le ilgili haritamızı da ekranlara getirelim. Evet. Gürcistan, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya. İşte burada Ukrayna şimdi çelişki içinde. Şimdi diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı için almak istiyor. Rusya diyor ki ben Ukrayna'yı kendi egemenlik alanım olarak görürüm ve kendi güvenliğim için vermem. Ve daha önce biz aynı devletiz diye Kırım'ı Ukrayna'ya vermişlerdi. Ama Ukrayna ayrı bir devlet olunca ilhak ettiler. Putin de haklı olarak dedi ki Kırım bizim toprağımızdır, geri alıyorum dedi. Bu konuda herhangi bir şey yok yani. Kırım doğrudan doğruya başta Rusya toprağıydı. Rusya toprağıdır. Ha, biz Kırım'ı kaybettik yani 1853-54 yıllarında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Rusya ablukası konusunda politikalarını güdüyor. Bir yandan Karadeniz'deki enerji yatakları konusunda politikalarını güdüyor. Tüm bu iki neden Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan Kanal İstanbul'un ilgilenmesine neden oluyor. İsteyen taraf haline getiriyor. Ha, diyor ki Türkiye'de bugüne kadar Montreux Anlaşması'nın değişmemesi için çok titizlikle davranıyor. Sözün gelişi bu titizliğin kaynakları neler? Yani bir defa ulusalcı bir devlet olacaksın. Yani diyeceksin ki Türkiye'nin ve Türk insanının çıkarı her şeyden üstündür diyeceksin. Bunu diyebiliyor musun? Ya da birileri hayır biz müttefikiz. Bizim çıkarlarımızı da senin gözetmen gerekiyor. Çünkü seni besleyen ülke biziz. Seni de iktidar yapan bir ülke biziz diyor mu demiyor mu onu bilmiyorum. Şimdi Türkiye kimseye gebe değil aslında. Biz Cumhuriyeti kendi gücümüzle ve kendi ordumuzla, ulusal güçlerle biz kurduk. Kuvayi Milliye ile kurduk. Dolayısıyla kimseye biz gebe değiliz Cumhuriyeti. Kaldı ki bizi saldıran ülkeler zaten o ülkeler. Yani şu anda müttefik dediğimiz, dünyada hiçbir zaman müttefik olmaz sevgili Can kardeşim. Yani bu ülkeler arasındaki ilişkiler Ahmet Mehmet arasındaki dostluk ve arkadaşlığa benzemez. Biz sizle çok iyi dostuzdur. Biz birbirimize yamuk yapmayız. Ama ülkeler için önemli olan çıkardır. Benim ve dolayısıyla ülkeler arasındaki dostluğun sürekliliği çıkarların sürekliliğine dayanır. Şimdi Amerika'da diyor ki hangi nedenle? Diyor ki ben Montreux'u yırtmak ve şey yapmak istiyorum. Yani soru yapmak istiyorum. Kanal İstanbul'da bu politikanın yanında bir hediye paketi midir? Aynen öyle. Ve diyor ki işte Kanal İstanbul'u yapalım ve ben orada gemilerimi geçireyim. Böylelikle Montreux'da rafa kalksın. Rafa kalksın diyor ama Rusya durur mu? Çünkü Kanal İstanbul'un nasıl kullanılacağı, pardon, İstanbul Boğaz, Türk Boğazları'nın nasıl kullanılacağını Montreux'de çok açık seçik verilmiş. Diyor ki, ya ben evimin içinde bir düşmanı niye alayım ki diyor. Benim baş düşmanımı evimin içine niye alayım? Çünkü burası bizim ortak evimiz. Hem Türkiye'nin, hem Bulgaristan'ın, hem Romanya'nın, hem Moldova'nın, hem Gürcistan'ın ortak toprağı burası. Ortak, ya yani mavi deniz burası. Mavi vatan. Mavi vatan. Şimdi bu mavi vatanda herkes payını almış.
Ama birden bir bakıyorsun ki dışarıdan bir canavar girmiş bu mavi vatan içine. Şimdi bunu kim kabullenebilir? Önce Türkiye'nin kabullenmemesi gerekiyor. Çünkü Montreux ile bütün kilit kendi elinde, güç de kendi elinde. Şimdi üstelik dediğiniz gibi en uzun sahil hattı da Türkiye'nin. En uzun sahil ve Karadeniz'in çoğu bizim Türklerin. Mesela Akdeniz ve Ege'de mesela biz kafamızı kaldıramıyoruz. Çünkü Ege'nin neredeyse... Adacık problemleri vesaire. Yani Ege'nin bizde olan adalarına dahi sahip çıkamıyoruz. 18 tane adaya tabii dahi sahip çıkamıyoruz. Yani bu adalar ne oldu? Bunun sorusu soruluyor ama cevabı yok. Yok. Ama Karadeniz'de şimdi, en azından öyle bir durum yok. Karadeniz'de böyle bir durum yok. Şimdi aynı zamanda Karadeniz'de biz petrol de bekliyoruz. Kendimiz için bekliyoruz petrolü. Şimdi diyor ki bir İstanbul su yolu yapılsın, buradan geçilsin. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri acaba İstanbul'daki o su yolunun çevre koşullarını, neleri bozacağını, İstanbul'un susuz kalıp kalmayacağını, efendim Türkiye'de iki tane deniz kulağı vardır, lagün. Bunlardan bir tanesi Büyükçekmece'dir, burada görülüyor, bir tanesi evet, Küçükçekmece'dir. Türkiye bu su yolunu yaptığı zaman yılan balıklarının yuvalanması olan Küçükçekmece elden gidecektir. Yılan balıkları nereden gelir? Ta Arjantin'den gelirler. Göçmen balıklardır. Bunlar her yıl gelirler. Bütün Cebeli Tarık'tan geçerler, Akdeniz'e geçerler, Ege'ye geçerler. Küçükçekmece'nin içinde bunlar yumurtalarını bırakırlar, orada çoğalırlar ve tekrar Arjantin'e geri dönerler. İnanılmaz bir yolculuk. Ya inanılmaz bir yolculuk gerçekten. Ve yılan balıkları da işin ilginç tarafı, Japonlar der ki yılan balığını deprem balığı derler. Neden deprem balığı derler? Çünkü depremler olmadan önce yılan balıkları siner ve ortalıkta gözükmez. Çok ilginçtir. Mesela bunların çoğu burada tartışılmıyor, konuşulmuyor. Şimdi yılan balığına megri deniliyor aslında. Yunancası megri. Şu anda bu işin parsasını Meriç kıyısında, biz Meriç Deltası'nı da ne yazık ki orada denizle olan ilişkilerini kapatarak yılan balıklarının Yunan tarafında yuvalanmasını sağlamış durumdayız. Çünkü Küçükçekmece'nin de ağzını kapattık biz. Yani yılan balıklarının serbest geçişlerine engelledik. Bu da geçmişte belediyelerin yapmış olduğu diğer hatalar. Ve aynı zamanda Küçükçekmece'yi kirlettik. Mesela etrafına bir Esenyurt diye bir korsan kent kuruldu. Korsan kent diyorum, gerçekten öyledir. Çünkü oraların araştırmasını 1988'den başlamak üzere ta Bakırköy'den başlayıp yani Menekşe Mahallesi'nden Sefaköy'den başlayıp ta Büyükçekmece'ye kadar yapan kişi benim. Şimdi Esenyurt yani, örneği önemli. Daha önce de bu konuda çıkışlarınız oldu ama detayına pek girememiştiniz. İsterseniz burada girelim. Şimdi bu şeyini bitirelim mi aslında? Tabii sadece ara bir soru olarak sormak istiyorum. Buyurun. 45 kilometrelik uzunlukta 20-30 metre derinlikte bir kanal projesi çevresel etki değerlendirme raporuna konu edildi. Evet. Onun ne derece büyük zarara uğratacağı siz başta olmak üzere birçok bilim insanı tarafından bunlar anlatılıyor. Sadece Esenyurt özelinde dahi yani Kanal İstanbul'un nüfusuyla, Kanal İstanbul'la birlikte oraya gelecek nüfusla karşılanmayacak derecede daha az bir nüfus, Esenyurt nüfusu, daha az bir yapılaşma Esenyurt bölgesi. Esenyurt ama, zaten şu anda çok yapılaştı ve çok çirkin yapılaştı. Evet, onu soracağım. Şimdi Kanal İstanbul güzergahında belki 10 tane daha Esenyurtlar oluşacak. Aynen sadece öyle. Sadece ama Esenyurt'un etkisi ne oldu? Belki izleyicilerimiz anlar. Yani sadece bir Esenyurt'un etkisi oraya kötü anlamda ne oldu? Bundan 10 tane olduğunda ne olacak? Bunu tabii tabii istiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Mesela burada bir tarafta Esenyurt vardır, bir tarafta Avcılar vardır. Yani bunlar Küçükçekmece'ye kıyısı olan. Ondan sonra bir de Bahçeşehir kurulmuştur. Ondan sonra bir de Isparta Kule dolaylarına gökdelenler yapılmıştır. Bunların hepsinin ve şeyde bizim Yarımburgaz ilk çağlarda insanların yaşadığı Yarımburgaz mağaralarının üzerinde şu anda Altınşehir diye yine bir korsan bir kent daha vardır. Şimdi bunların çevre etkileri zaten İstanbul'u ve burayı bitirmiştir. Küçükçekmece gelişmiştir. Küçükçekmece ilçe olarak gelişmiştir. Burada Kanarya Mahallesi, efendim Cumhuriyet Mahallesi, Menekşe'nin doğrudan doğruya olumsuz etkileşimi vardır.
Avcılar, inanın İstanbul'un neredeyse tarihini yazacağız. 1988'li yıllarda bu bölgede çalışırken Firuzköy küçük bir Rumeli göçmenlerinin köyüydü. Onlar genellikle Bulgaristan göçmenleridir. Onlara oradaki topraklarının karşılığı verilmiştir. Avcılar da küçük bir köycük bir yerdi. Yani daha büyük bir yer değildi. Adı üstünde Avcılar, avcıların toplandığı yer. Ambarlı vardı. Beylikdüzü'nde Beko fabrikasından başka hiçbir şey yoktu. Sadece bir fabrika vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Şimdi bambaşka bir şehir var. Şu anda bambaşka bir şehir. Bütün bunlar kurulmadan önce oradaki araştırmaları yapan kişiyim ben. Oradaki araştırma, benim profesörlük tezimdir mesela şey, Beylikdüzü'nün olduğu yer profesörlük tezimdir. Yani karış karışa dolaştığımız bir yer. Ama şu anda gidiyorum tanıyamıyorum yani. İncelediğiniz bölgeleri tanıyamıyorum. Tanıyamıyorum. Çünkü mesela bu bölgelerde en büyük sorunlardan bir tanesi uçkundur. Yani Arapçasıyla heylan. Uçkun. Karamanlılar, Konyalılar uçkun derler. Heylan demezler. Arapçasını değil Türkçesini kullanırlar. Şimdi bu uçkun bölgelerinin en büyük olanı Deve Bağırtan diye andığımız Büyükçekmece'deki ve şu anda da Beylikdüzü Belediyesi'nin içinde kalan Gürpınar alanının Dalyan, Pınarkent, Fener gibi alanlarıdır. Peki diğerleri nerededir? Diğerleri Haramidere içindedir. Efendim, diğeri ise Küçükçekmece'nin her iki tarafındadır. Biz sevgili Uğur Dündar'la burada çok programlar yapmıştık geçmişte. Yani bu korsan yapılaşmanın sonu ne olacak? İşte uçkun alanlarına sürekli yapılaşma izni veriliyor diye. Oysa buraları yapılaşamaz diye benim kendi raporlarım var. Hepsi rafta. Şimdi burada sevgili Can, suyu verdikleri anda şu anda Küçükçekmece durgun bir su. Buraya Nakkaş Dere akar. Azatlı Deresi akar. Isparta Kule Deresi akar. Bunların getirdikleri su oranları artık zaman içinde çok düşmüştür. Neredeyse ya getiriyor ya getirmiyor gibi. Ve getirdikleri sular da genellikle kirli sulardır. Hem cılız hem kirli su. Hem cılız hem kirli. Şimdi dolayısıyla büyük Küçükçekmece şu anda durgun bir sudur. Yani kendi rüzgarıyla salındığı kadar sallanır. Ama durgundur. Yani bir akar bir su değildir. Sen bunu hemen bir kanal, bir su yoluyla bağladığın zaman, kazıp bağladığın zaman tabii Sazlıdere Barajı'nın içinden geçiriyorsun. İşte şuradan geçiriyorsun, Sazlıdere Barajı'nın içinden. Sazlıdere Barajı'nın İstanbul'a sağladığı su İstanbul'un gereksinmesinin onda biri kadardır. Onda biri. Onda biri. Sazlıdere'si, Sazlıdere ile Terkos'u bir araya aldığın zaman İstanbul'un su sağlamının %25'ine denk gelir. Dörtte birine denk gelir. Yani İstanbul'un nüfusu 16 milyon olduğuna göre dörtte birini alırsan 4 milyon kişinin suyu buradan gelir. Demek ki Kanal İstanbul yapıldığı anda 4 milyon kişinin suyu nereden gelecek? Yani suyu açtınız. Bir bana gibi düşünelim. Kanal İstanbul'u kazdınız. Hareket etmeyen Küçükçekmece Gölü. Su birleşti. Birleşti yani 4 milyon eksi. 4 milyon eksi. Şimdi daha yeraltı sularına gelmedik. Bu sadece yüzey sularından. Sadece yüzey sularından. Sadece yüzey sularından söz ediyoruz. Ve buradan yeni açılan su oluğundan gelen su miktarı ne kadar biliyor musunuz? Saniyede 800 metreküp su gelecek. Ya hurr diye böyle kanaldan. Korkunç bir su akışı gelecek. Nereden gelecek bu su akışı? Karadeniz'den. Çünkü Karadeniz Marmara Denizi'ne göre 30 santim daha yüksek. Eğer güney rüzgarlarını alırsa Karadeniz'in yani boğazın iki ucundaki yükseklik 80 santime kadar varıyor. Yani 80 santimine kadar şu kadar. Diğer bir deyimle gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçerken bile sanki tırmanarak geçiyor. Denizin içinde tırmanarak geçiyor. Evet. Zaten daha fazla yakıt harcar. Çünkü karşısından bir akım var. Boğaz'daki akımın hızı da
yaklaşık işte saatte 4 kilometre ile 18,5 kilometreye kadar değişir rüzgarın yönüne göre. Yani Boğaz zaten akıntı burnuna gittiğiniz zaman bir ırmak gibi aktığını görürsünüz onu. Ama doğa Boğaz normal akışını böyle yapıyor. Yani milyonlarca yıldır böyle yapıyor. Yani milyonlarca yıldır demeyeyim. Boğaz'ın aslında oluşması bundan 8500 ile 10.000 yıl öncedir. O tarihten bu yana ama böyle akıyor. Aha, böyle akıyor. O dengesini sağlamış. Bu yüzden yani Karadeniz'in yüksekliği ve iç akıntılar sebebiyle de gemiler eğer Marmara'dan Karadeniz'e gidiyorsa genelde tırmanır biçimde, zorlanan biçimde gidiyor. Evet. İnişte daha rahat biçimde, daha akıntıya daha rahat geliyor. Bir şekilde geçiyor. Şimdi burada ise bu su yolu 25 metre derinlikte biraz önce belirttiğiniz gibi yapılması tasarlanıyor. 25 metre derinde yaptığın zaman ve bunun altına da tabii betonla kaplayacaklar. Yani bu yalıtılmış olacak yani. Bu İstanbul Boğazı şu anda yalıtımlı değil. İstanbul Boğazı'nın altı açık. Yani doğrudan doğruya yersel birimlerle dokunak biçiminde. Şimdi İstanbul'da kırık var mıdır? Kırık aramızdaki Fransızlar buna fay diyorlar. Halk da fay diye alıştı. Yani fayın Türkçesi kırıktır aslında. Fay kırığı olmaz. İkisi aynı şey. Kırık olur. Şimdi dolayısıyla İstanbul Boğazı'nın bulunduğu yerde bir sürü kırık vardır. Mesela ben size bir tane kırık göstereyim. Tabii. Buradan kalkabiliyor muyum? Tabii kalkabilirsiniz. Kameraman arkadaşım hemen size yardımcı olacak. Yakından yani şimdi, bir şekilde bizler bunu gösterelim. Şimdi kanal uzunluğu 45 metre ama bu kırıkları Boğaz üzerinde şimdi Profesör Doktor Ahmet Ercan canlı yayında gösterecek. Buyurun efendim. Mesela kırıklardan bir tanesi bakın şurası Şurası. Burada ne yapmış? Atım kazanmış değil mi? Böyle düz olarak gideceğine bir atım kazanmış. Burası neresi? Beykoz. Buradaki genişliği ne kadar? 2,5 kilometredir. Bakın 2,5 kilometre. 2,5 kilometre. En dar yerinde biz köprüler yaptık. Yakın aşıyla arkadaşlarımız en olacaklar. Dar yerinde köprüler yaptık. En dar yerindeki genişlik ne kadardır? 750 metredir. Peki burada yapacağınız İstanbul su yolunun genişliği ne kadardır? Sadece 100 metredir. Yani burada siz iki tane gemiyi en az, hatta üç, hatta dört buradan geçirebilirsiniz. Çünkü genişlik yetiyor. Ben sözün gelişi öyle söylüyorum. Aslında yasaktır. Gidiş ve geliş tek yönde, tek gemiyle olur bu bölgede. Ama potansiyel olarak örnek veriyorsunuz. Evet. Ama burada 100 metredir. Dolayısıyla buradan bir tane gemi geçirir. Şimdi bu gemi gidinceye kadar, buraya varıncaya kadar burada başka bir gemi buradan aşağı inemez. Öyle mi? Yani trafik için Terkos Durusu yazan noktadaki gemi beklemek zorunda ki beklemek küçük çekme zorunda. Ağzından giren gemi oradan çıksın. Tek önce. Yön. Tek yön. Tek yön. Şimdi buradan şey yapamazsın. Şimdi dolayısıyla şimdi buradaki bu 800 metre bölü saniye hızla su buraya hür diye geldiği zaman Küçükçekmece Gölü diye bir göl kalmayacaktır. Artık senin bir deniz kulağın yok, lagün yok. O yerleşik su kayboluyor. Orada yılan balıkları diye bir şey yok. Ve oradaki diğer balıkların hiçbiri de yok. Canlı bunlar türleri yok. Gidiyor. Çünkü orada Küçükçekmece az tuzlu bir lagündür, deniz kulağıdır. O nedenle orada turna balıkları yaşar. Aşağı yukarı bundan 30 yıl önce bu bölgede 200 tane balık çeşidi vardı. Şu anda ine ine 7-8'e kadar indi balık çeşidi. Artık yaşayamıyor. O derece vahim. Şimdi dolayısıyla burada su geldiği zaman bir defa canlı yaşamı bitecek. Yani Küçükçekmece'yi unut. Şimdi Küçükçekmece'yi unuturken başka neleri unutacaksın? Roma döneminde ıstırancalardan gelen suyu İstanbul'a taşıdılar biliyorsunuz Roma'da. Evet. Bunlar kaçıncı yüzyılda yaptılar bu işi? Dördüncü yüzyılda yaptılar. Hani bizim İSKİ de o işe teşebbüs etti ya. Ya dördüncü yüzyılda yaptı. Yani bizden adamlar 1600 yıl önce yaptılar bu işi. 1600 yıl. Ve bunlar İstanbul'da da her yerinde ölçekli olarak veriliyordu. Bu ölçeklerin bazıları, kırılmayanları halen Vefa kesiminde, Süleymaniye kesiminde halen vardır. İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yerde su ölçekleri vardır. Hani bir sicim, iki sicim, üç sicim, bir urgan gibi böyle. Ve onlar belli bir ölçeğe göre dağıtılır. Şimdi dolayısıyla Şamlar
görüntüsü bizde yok. Mükemmel bir su yoludur. Romalıların yapmış olduğu. Şamlar o su yolu yıkılmak durumunda. Çünkü gemi geçecek oradan. Yani İstanbul su yolu mükemmel bir tarihsel kalıntıyı. Çünkü hiçbir geçmişe özgü arkeolojik kalıntı bir millete ve bir devlete ait değildir. O dünya mirası denir ona. Onda Afrikalı'nın da hakkı vardır, Sibiryalı'nın da hakkı vardır. Ne bileyim ben, Endonezyalı'nın da hakkı vardır, Fransız'ın da hakkı vardır. Dünya mirasıdır o. İtalya'nın da hakkı vardır. Sen onu yıkamazsın. Mesela sen gelip de Galata Kulesi'ni yıkabilir misin? Yıkamazsın değil mi? Aynı şey. Şeydir, arkeolojik kalıntıdır. Yıkamazsın Galata Kulesi'ni. Ayasofya'ya gelip yıkabilir misin? Yıkamazsın. Dünya mirasıdır bunlar. Sultanahmet'i yıkabilir misin? Yıkamazsın. Süleymaniye'yi yıkabilir misin? Yıkamazsın asla. Şimdi dolayısıyla her şeyden önce yapan Romalılar olsun, kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nin malıdır o yani. Türkiye Cumhuriyeti onun gönüllü bekçisidir. Yani orayı biz turizm etkinlikleri için dahi kullanmıyoruz orayı, biliyorsunuz. Ve görmeyenler lütfen hafta sonunda bir gitsinler, Şamlar su yolunu bir görsünler. Mükemmeldir, fotoğraflarını çekerler. Hani Kemerburgaz'dan daha da güzeldir. Kemerburgaz'ın su yollarından. Şimdi bunu yıkmak zorundasın. Tam şurada Yarımburgaz mağaraları var. Yarımburgaz mağaraları aynı şeydeki Yeni Kapı'daki kalıntılar gibi bizim ilk atalarımızın, yani ilk İstanbulluların yaşadığı ilk çağdaki mağaralardır. Ben buraya yıllar önce girdim. Maalesef giriş çok serbestti. Duvar üzerindeki işaretleri, o zamanki yapılan resimleri burada görmek mümkün. Şimdi bu açıldığı zaman bu gidiyor. Sen bunu yapamazsın. Yani bir sen bu ülkenin yaklaşık 20 bin, 30 bin yıl önceki tarihini silemezsin. İlk İstanbulluları silemezsin. Ya bu suçtur ya. Bu suçtur ya. Yani arkeolojik olarak ve uygarlık suçudur bu ya. Bunu yapamazsın sen yani. Yani en azından su yolunun yerini değiştireceksin. Ama Yarımburgaz'ı dokundurmayacaksın. İcabında sen İstanbul su yolunun yerini değiştireceksin. Şamlar su yolunu. İşte bendini ortadan kaldırmayacaksın. Yahu bizim Sazlıdere barajını yapmak için ödediğimiz para 2.3 milyar dolardır. Sen oradan bunu içinden geçiriyorum dediğin zaman 2.3 milyar dolarlık bir İstanbul'a su sağlayan, ki insanın en çok geçindiği olay nedir? Sudur ve oksijendir, değil mi? Sen bunu ortadan kaldırıyorsun ya. Oradan daha kolay bir geçiş olsun diye kaldırıyorsun. Şimdi çevresel faktörlerden en önemlilerinden bir tanesi bu. Ha, şimdi buradan 800 metreküp per saniye su geçtiği zaman birden küçük çekmece artık sürekli olarak akışkan hale gelecektir. Akışkan hale geldiğinde işte önemli olay burada başlıyor. Avcıların bulunduğu yerde, Firuzköy'de, Esenyurt'ta Gürpınar birimi dediğimiz bir birim vardır. Bu Gürpınar biriminin üzerinde ne yazık ki İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. Hemen uçkun alanının taç kısmındadır. Şimdi burası benim raporlarımda sakıncalı yapılaşamaz alan diye geçmiş iken bir bilim yuvası buraya kurulmuştur. Bir bilim tey buraya kurulmuştur. Peki ne oldu depremde? Haşat oldu. Şu anda nerede İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri ve öğretim üyeleri? Ta şeye taşındı. Çok daha öteye aklıma gelmedi şimdi. Çok daha... İki çekmece arasında, büyük iki çekmece arasında. Evet, şuraya bir yere taşındılar. Yani durumları felaket bir durumda. Şimdi buradaki, eskiden buraları hep ağaçlık ve ormandı. Türkiye'de düzen hiç değişmiyor. Şimdi ANAP döneminde dediler ki
Biz Küçükçekmece Gölü'nü su toplama alanı olarak ilan edeceğiz. Dolayısıyla çevresini istimlak edeceğiz dediler. Yani buradaki yapılaşma izni vermeyeceğiz. Çevresini de istimlak edeceğiz dediler. Oysa o dönemde bizim almış olduğumuz projeyle ben bu bölgenin yapılaşabilirlik çalışmalarını yaptırıyorlardı belediye. Ve ben işin içinde çelişki göremiyordum. Yani ya nedir bu? Bir taraftan su toplama alanı ilan ediliyor. Bir taraftan da imar planı için bize araştırma yaptırıyorlar. Yerin davranış haritalarını yaptırıyorlar. Dedim bu ne çelişkidir böyle? Sonuçta orada ben bunu gözlerimle gördüm. Arsa mafyaları türedi. Şu anda onlar İstanbul'un büyük para babaları, büyük yatırımı yapan sermayeleri ve buradan araziler kapatmaya başladılar. Benim gözlerimin önünde oluyordu her şey. Hatta adını vermeyeyim, imardan bir arkadaş dedi ki ya hocam buradan alabildiğin kadar arazi al. Ya niye alayım ya? Burası zaten duraysız bir alan. Bir de bende para yok. Para yok, kuruş yok. Ama bu... Biz belediyeye araştırma yapıyoruz. Belediye para da vermiyor bize. Ama bu birilerinin kulağına fısıldanıyordu. O kesinlikle fısıldanıyor. Yani bu işin, yani şu anda çok ayrıntısına girmeyeyim. Farklı şeylerle uğraşıyor olurum. Buraları yapılaşmaya uygun değildi. Bunun bende çok öyküsü var ama anlatmayayım şu anda. Buraya uygun düşmez. Çünkü bilimin önderliğinde gitmeyen kişileri belediye başkanı seçmemek gerekiyor. Yani cebinin önderliği değil de bilimin önderliğinde gitmesi gerekiyor. Şimdi ne yazık ki bunu pek uygulayamıyoruz biz Türkiye'de. Ya ben aşağı yukarı her belediyede ne olur ne biter bilirim yani. Çünkü çalıştım bu bölgelerde. Sonuçta bu 800 metreküp saniyeyle gelen su buradaki uçkun alanlarının topuklarını aşındırmaya başlar. Aşındırdığı zaman ne olur? Şimdi uçkun şu şekilde durur. Şimdi bunu tutan nedir? Burasıdır. Şimdi bunu buradan alırsan uçkun pat diye gelir. Diğer bir deyimle bunu yaptığın andan itibaren İstanbul Üniversitesi'nin şu andaki yapılarının zaten haşat bir yapı halinde onların Küçükçekmece'ye doğru kaydığını görürsen şaşırmam. Çünkü bunlar geriye doğru ilerleyen uçkun alanlarıdır. Yani sen topu aldıkça biraz daha geriye gider. Dolayısıyla orada bir hareketleşme beklenebilir. Ya ne diyorsunuz? Müthiş beklenir yani. Firuzköy'de, efendim Esenyurt'ta, efendim ne bileyim ben Turan kayma alanlarında beklenir. Ve bunun karşılığında bir de karşısındaki Küçükçekmece'nin Kanarya kesiminde ki kaldık orası da kayıyor. Ve Cumhuriyet Mahallesi'nin bulunduğu yerler denize doğru kaydığını görürsünüz. Şimdi 45 kilometrelik hattın çok büyük bölümüne değinmedik aslında. Şimdi canlılara ilişkin değindik. Suyun akışına ilişkin değindik. Oradaki tarihi, dünya mirası yapılara değindik. İnsanlığı etkileyecek en önemli bilgi ilk bölüme dair 4 milyon kişinin suyunun yani gelen suyun, içme suyunun 4 milyon kişiye ulaşan kullanılan suyun yok olacağıydı. Nedenleriyle detaylı olarak anlattı. Şimdi hocam bazı insanlarımız ne yazık ki işte oradaki birkaç hayvan türünü mü düşüneceğiz? Birkaç dünya mirasını mı düşüneceğiz? Yoksa cebimizi, ülkemizin geleceğini mi düşüneceğiz? Şeklinde ne yazık ki bazı sektör eleştiriler de getiriyorlar. Kendilerine ulaşmayacağını zannederek. Şimdi birinci insanlığı İstanbulluları ilgilendiren ve böyle maalesef düşünebilen insanları etkileyecek ilk numune örneğiniz şuydu. 4 milyon İstanbullunun suyunun yok olacağı su verildiği anda. Ama sadece bununla sınırlı bir değil. Yeraltı suları var. Yeraltı suları var. Artı olarak buradaki yapılaşmanın İstanbul'a ne derece etki edeceği bunu konuşacağız. Bir de proje nezdinde 10 adet köprü yapılacak. Şimdi uzmanlar diyor ki 10 adet köprü için 10 adet ayrı ÇED raporu lazım. Bu yapılmış mı? Pek görünmüyor. Ayrıca animasyonlarda ve fotoğraflarda köprüler minyatür köprüler gibi görünüyorlar. Bir de para kazanacağız deniliyor. Acaba kazanılıyor mu? Onu da soracağız. Ayrıca o minyatür şekilde tasarlanmış köprülerden acaba hangi tür gemiler nasıl geçebilir? Tüm bunları soracağız ama öncesinde bir kısa araya gidiyoruz. Bizler Kanal İstanbul'un konuşulmayan gerçeklerini konuşmaya devam edeceğiz.